Sevgili seyirciler, Azerbaycan BRICS topluluğuna üyelik için resmen başvurdu. Kardeş ülke son dönemde diplomaside önemli adımlar atıyor. Ayrıntılar için Bakü'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos'un yanında Air Center Uluslararası Siyaset Uzmanı Nagi Ahmedov var. Değerlendirecekler bu gelişmeyi. Sıcak günlerden geçiyoruz. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da gerçekten sıcaklıklar artmış durumda. Ama diplomaside de sıcak görüşmeler, trafikler yaşanıyor. Azerbaycan BRICS'e resmen başvuru gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün Özbekistan'a en üst düzeyde ikinci ziyaretini, devlet düzeyinde ziyaretini gerçekleştiriyor. Önemli gelişmeler var. Bu konuyu da Air Center'dan Uluslararası Siyaset Uzmanı Sayın Nagi Ahmedov'la konuşacağız, yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Sizle en son Avrupa siyasi topluluğuyla ilgili konuşmuş ama yayını bitirirken BRICS'e de atıfta bulunmuş. Bunu da bir sonraki yayında konuşalım demiştik. Aslında orada bir nebze sinyali vermiştik. Şimdi Azerbaycan BRICS'e başvurdu. Önemli bir gelişme. Türkiye'nin de bu yönde olumlu açıklamaları vardı başvuruyla ilgili, niyetiyle ilgili. Öncelikle BRICS 2006 yılında kuruldu. Brezilya, Hindistan, Çin ama en son Güney Afrika'da katıldı. Fakat şunu merak ediyorum. Azerbaycan'ın hedefi neydi burada? Neden bu başvuru yapıldı? Çok doğru kaydettiniz. Bu karar Azerbaycan için stratejik bakımdan çok önemli bir karar. Ve ilk önce Azerbaycan neden BRICS'e yöneldi veya bu kararı verdi sorusuna geçmeden önce BRICS nedir sorusunu cevap vermek isterdim. BRICS uluslararası finansal kriz, hatırlıyoruz 2008-2007 yıllarda bunun sonucu olarak bir uluslararası sistemsel kurumsal bir krizin sonucu olarak ortaya çıkmış bir diyalog platformudur ve dünya ekonomisinin %40'ı bu BRICS ülkelerinin payına düşür bugün ve Azerbaycan için BRICS'e koşulmak kararı onun kendi ulusal çıkarlarından kaynaklanan bir karardır ve Azerbaycan'ın BRICS'e üye olmak isteği ilk önce Azerbaycan'ın buradan ekonomik anlamda faydalar elde etmek isteğinden kaynaklanır. Bilirik ki Azerbaycan bugün ekonomi olarak daha çok Avrupa ülkeleriyle ilişkileri gelişmiş. Lakin artık BRICS'e üye olduktan sonra Azerbaycan'ın doğu istikametinde de yani şerq ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinde de daha da derinleşmeni biz görebiliriz. Burada araya gireyim. Rusya Devlet Başkanı'nın önemli bir ziyareti vardı Azerbaycan'a. Hemen ardından bu başvurunun olması. Rusya'da kurucular arasında Çin'le birlikte. Burada da bir Aliyev'le Putin arasında bir görüşme olmuş olabilir mi? BRICS'e üyelik Azerbaycan'ın son birkaç ayda gündemde olan bir karardı. Bir gün içerisinde verilmiş bir karar değildir. Biz Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü'nün zirvesinde de Azerbaycan ve Çin arasında imzalanmış beyanatta da gördük ki Çin'in Azerbaycan'ın BRICS'e üyeliğine destek ifade edilmiştir. Ve bu anlamda diyebiliriz ki Azerbaycan'ın BRICS üyeliği uzun zamandır gündemde olan bir konuydu. Ve son dönemlerde bunun beyan edilmesi aslında biz bilirik ki BRICS'in növbəti sammiti zirve görüşü məhz Rusya'da keçiriləcək. Bununla bir əlaqəli olabilir. Oraya da bir davet bekliyoruz. Belki Türkiye'de bir davet olur. Azerbaycan, Türkiye orta koridor için hayati o can damarı oluşturan iki ülke. Adımlarını bilerek, ölçerek attıklarını görebiliyoruz. Sanki bu BRICS adımını da bu orta koridor, uluslararası ticaret, nakliyat, enerji bunlarla ilişkilendirebilir miyiz? Doğru söylediniz. Az önce de kaydettiğim gibi Azerbaycan'ın BRICS'e üyelik isteği ekonomik fayda elde etmek isteğinden kaynaklanır. Ve bilirik ki BRICS üyeleri iki önemli üyesi olan Rusya ve İran Azerbaycan'ın komşuluğunda yerleşir ve Azerbaycan tekçe BRICS'ten kendi için önem kazanmak değil aynı zamanda BRICS üyeleri için de faydalı olabilmek potansiyeline maliktir. Bu da İran ve Rusya'nın iki BRICS üyesi ülkesinin kuzey güney koridoru üzerinde yerleşen Azerbaycan'ın bu ülkelere de fayda vermesinin gözlentisi, beklentisi vardır. Aynı kaydettiğiniz gibi Orta Dehliz'de BRICS üyesi olan ülkeleri birleştiren bir koridor olarak da görünebilir. Çin'den başlayan bu koridor BRICS üyelerine de fayda getirir ve Türkiye'nin de BRICS'e üyelikle bağlı niyet beyan etmesi aslında Türkiye ve Azerbaycan'ın dış politikada ne kadar uyumlu olduğunun kanıtıdır. Evet, hep de böyle uyumlu olsunlar. Son olarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz ay Kazakistan'da
Özbekistan'daydı. Şimdi Özbekistan'a siz de yayından önce ifade ettiniz. Yani devlet seviyesinde ikinci ziyareti bir önem atfettiğini görüyoruz Türk devletleriyle. Kazakistan'la ortak askeri tatbikatlar görüyoruz. Ekonomik ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Türkmenistan da buna dahil. Neler söylersiniz bugünkü ziyarete ilişkin çok kısa? Azerbaycan'ın dış politikasında özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Orta Asya'nın önemi çok çok artmıştır. Ve Cumhurbaşkanı'nın seçimden sonra bu Şubat ayında söylediği Türk dünyası bizim için en önemli ailedir dış politikada. Bu söz tesadüfen söylemiş bir söz değildir. Ve Cumhurbaşkanı'nın son bir ayda Kazakistan'a seferi Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konak isminde iştiraki aynı zamanda Orta Asya devletlerinin projesinde beraber orada konak isminde çıkış etmesi ve şimdi Özbekistan seferi aslında diplomasi trafiğinin bu bölgenin Azerbaycan için ne kadar önemli olduğunu bir daha gösterir. Sizin de kaydettiğiniz gibi yani Merkez Asya, Orta Asya Azerbaycan için tek de ekonomik anlamda değil, aynı zamanda güvenlik, askeri işbirliği anlamında da çok önemlidir. Ve bu devlet seferi biz biliyoruz ki Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan arasında üçlü enerji işbirliği anlaşmalar da yapılmıştır. Ve artık Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Merkez Asyalı ülkeler için tekçe nakliyat transit ülke değil, aynı zamanda enerji kaynaklarının Avrupa pazarlarına çıkarılması için de önemli bir coğrafi konum rolundadır. Ve bu bakımdan Azerbaycan ve Orta Asya ilişkileri karşılıklı faydaya esaslanan bir ilişkilerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Nagi Bey. Evet, Air Center'dan uluslararası siyaset uzmanı Nagi Ahmedov'la birlikteydik. Hem Azerbaycan'ın BRICS'e üyeliğini, stratejik önemini ama hem de bugün Cumhurbaşkanı ile Aliyev'in Özbekistan'a ziyaretine ilişkinde ayrıntıları, değerlendirmeleri bizlerle paylaş diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Fatih Avanos ve konuğu Sayın Ahmedov'a teşekkür ediyoruz. Son derece önemli değerlendirmelerdi. Azerbaycan'ın BRICS başvurusu, daha uzun süre konuşacağımız gelişmeler olacak bu konuyla ilgili sevgili seyirciler.